Bugünkü videomuzda sınırlı çekim merkezini göreceğiz arkadaşlar. Kare grid veya dikdörtgen grid oluşturuyorum. Square grid bir bileşenimle. Bizden 4 tane girdi istiyor. P girdisi plane arkadaşlar. Bulunduğu düzlem. İkincisi size, yani bu gridlerin, bu karenin büyüklüğü ve kaç tane x ve y yönünde kaç tane kare olacağı. Hemen bunları oluşturalım. Yirmiye 25 oluşturalım şimdilik. Size'larını 1 veya 2 yapabiliriz. Sadece curve'lerim şu an için benim işime yarayacak. Dolayısıyla konteyner bileşenimle sadece bu curve'leri tutmak istiyorum ve square grid bileşenimi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi 20'ye 25'lik bir dikdörtgen gridimiz oluştu. Daha sonra bu karelerin orta noktalarını, merkez noktalarını bulacağım. Bunu Aria bileşeni sağlıyor bize. Bağladığımızda C'ler sentroid, yani merkez noktalarını, A'da karelerin alanlarını veriyor bize. Şimdi bir tane nokta oluşturmak istiyorum herhangi bir yerde ve bunu da point konteyner bileşeniyle Grasshopper'ıma set etmek istiyorum, almak istiyorum. Daha sonra bu noktayla karelerin orta noktalarının uzaklıklarını bulmak istiyorum distance bileşeniyle. C bizim sentroid bileşenimiz olduğu için bunları bağlıyorum. Fakat C'nin veri yapısı arkadaşlar veri ağacı şeklindedir. Ben bunu tek bir veri listesine dönüştürmek istiyorum. Bunu daha önce görmüştük. Direkt curve'den de yapabiliriz. Veya işte C çıktısından, sentroid çıktısından da yapabiliriz. Flatten diyorum. Gördüğünüz gibi birkaç tane listeden oluşan şeyimiz, verimiz 499-500 tane noktalardan oluşan bir tek bir liste oluşturdu. Şimdi bu noktayla bu noktalar arasındaki uzaklıklara da bize distance bileşenimiz veriyor. Daha öncesinde bütün kareler bu distance'ıma bağlı olarak, yani mesafelerine bağlı olarak değişkenlik gösteriyordu. Ama ben belirli alanda sadece etki etmesini, kalan karelerin bu etkiye maruz kalmamasını istiyorum. Bu yüzden minimum bileşenini kullanıyorum. Bu distance'ları önce bnd komutuyla bounce bileşeniyle hangi aralıkta olduğunu buluyorum. Gördüğünüz gibi 0,5 ile 19 arasındaymış. Ara değer 10 olduğu için şimdilik minimum bileşenimin diğer noktasına 10 diyorum. Şimdi bu minimum bileşeni şunu yapacak arkadaşlar. Bu noktanın noktalara olan uzaklıklarını hesaplayacak distance bileşeniyle, bu distance bileşeninin bu noktayla noktalar arasındaki uzaklık ondan büyük olduğu noktalarda, yani buralarda ondan büyük aldığı değerlerde bu değerleri ona sabitleyecek. Hemen bakalım. Distance bileşenine bakıyorum. Bir de minimum çıktıma bakıyorum ve aradaki
şeyi kıyaslıyorum. Gördüğünüz gibi 10.8 10'dan büyük olduğu için 10'a sabitliyor. 10.1 10'dan büyük olduğu için 10'a sabitliyor. Bakalım 41. nokta. Gördüğünüz gibi işte 46, 47 10'dan büyük oldukları için yine 10'a sabitliyor. Kalan mesafeleri, 10'dan küçük olan mesafeleri de olduğu gibi bırakıyor. Bunu da görebiliriz. Gördüğünüz gibi işte 9.4 10'dan küçük olduğu için bu mesafeyi olduğu gibi bırakıyor. 9.4 olarak bırakıyor. Şimdi yine bir aralık oluştu. Ben bunu remap vasıtasıyla kendimin oluşturduğu bir aralığa dönüştürmek istiyorum. Remap numbers bileşenim çağırıyorum. BND ile mevcut aralığımı buluyorum. Bu source target'tır arkadaşlar. Yani mevcut olan aralık neyse onu bağlarız. Verileri ve value girdisine bağlıyorum. Bu ne yapacak? İşte bu aralıktaki 0.5 ile 10 arasındaki sayı çıktılarını benim belirleyeceğim aralığa dönüştürecek oranlı olarak. Hemen construct domain bileşenimi çağırıyorum. Kendi aralığımı oluşturuyorum. Ve bunu da target dediğimiz hedef aralık bile girdisine bağlıyorum. Şimdi ne yapacağım? Ben scale komutumu kullanarak bu verilerle bu karelerimi scale edeceğim. Yani küçülteceğim. Scale bileşenim 3 tane çıktı alıyor. Bir dönüştürmek istediğim geometri neyse onun girdisini istiyor. Scale noktasını bu orta nokta dönüştürmek istediklerim de kareler. Dolayısıyla curve'ümü yine flatten yapıyorum. Tek bir liste haline getiriyorum. Bunu scale'imin G girdisine. C girdisi center'dır. Yani scale edilecek noktadır. Neye göre scale, hangi noktaya göre scale edilecekse bunu bağlıyorum. Bu da benim array bileşenimin C centroid girdisi. Gördüğünüz gibi default değer 0.5 olduğu için yani yarı oranda olduğu için yarı oranında karelerimi küçülttü. Ama ben remap'ten gelen verilerle küçültmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi bu noktaya bağlı olarak değişti. Ama uç noktalarda hatta bunu bir yaparsak daha iyi anlamış oluruz. Etki alanı gördüğünüz gibi bu kısımdır. Bunu da daha iyi anlamak için circle bileşenini kullanabiliriz. Noktamız yukarı alayım. Yukarıda daha iyi olur. Circle'ımızın noktası yani etki merkezimin noktası bu benim Rhino'da koyduğum nokta. Yarıçapı da benim minimumu bağladığım bir şey. Bunu küçültebilirim. Gördüğünüz gibi küçülttüğümde etki alanının da küçüldüğünü görüyorsunuz. Rhino'da hareket ettirebilirim. Orta noktaya alayım ve bunu 7 yapayım. Gördüğünüz gibi merkezi benim Rhino'daki noktam olan ve çapı da benim minimum bileşenine verdiğim 7 değeri olan 7 yarı çapında bir çemberin içinde kalan karelerin etkilendiğini, bu çemberin dışındaki karelerin ise işte herhangi bir küçülme diye maruz kalmadığını yani etkilenmediğini çekim noktasından etkilenmediğini görüyorum. Hemen daha iyi anlamak için araya bileşenim noktalarını kapatıyorum. Curve'ümü kapatıyorum.
Bunu daha iyi anladığımızı düşündüğüm için yani buna da gerek kalmadı. Circle bileşenimi de kapatıyorum. Gördüğünüz gibi etki alanı benim koyduğum nokta yerini değiştirmeme rağmen etki çapı, etki yarıçapı, etki çapı benim belirlediğim şekilde kalıyor. Bunu boundary bileşeni yardımıyla daha da iyi görebiliriz. Noktamı da kapatabilirim istiyorsanız. Benim belirlediğim etki alanında, benim belirlediğim çember çapı büyüklüğünde karelerim, bu çemberin içindeki karelerimin etkilendiğini, dışındakilerin de bu etkiye maruz kalmadığını görmüş olduk.